Dinlen müzikle, eğlen müzikle, öğren müzikle, neden izliyorsun, göster müzikle, tarzın nedir sence, yansıt müzikle. Gizemli Dahi Bölüm 2. Çok güzel Max. Çalarken kendini tamamen verdin. Yüreğini ve ruhunu kattın. Yarın sahnede yapman gereken tam olarak işte bu. Hayatımın en zor günü olacak. Ya babam, arkadaşlarım ve bütün mahalle konsere gelirse, ya başaramazsam sonra ne düşünürler? Lamia! Lamia! Sonunda onu gördük. Büyük sahnede çalacak olan genç dahi. Evet, Max'mış. Max mı? Ama siz nereden? Al da şuna bak. Sen baştan biri biliyordun. Merhaba çocuklar, ne haber? Provaya hazır mısınız? Söyle bakalım Gizemli Dahi. Bizimle iyi eğlendin mi bari? Bir dakika, size söylemeyi çok istedim. Doğru söylüyor, açıklayabilirim. Evet, o adam bana piyano dersi veriyor. Yani evet, klasik müzik dersi veriyor ama... Annem, evet ya annem, bunu annem için yapıyorum. Benim konser vermemi çok istiyor ya. Annem klasik müziği çok seviyor. Hadi ama çocuklar, benim için sadece hip hop var. Bunu sadece annemi mutlu etmek için yapıyorum, o kadar. Doğru söylediğimizi patlattın. Gel bakalım Max. Demek annen sana zorla piyano dersi aldırıyor. Öyle büyük bir sahnede klasik müzik çaldığını düşünsene. Herkesin önünde bayağı garip görüneceksin. Neyse, ben artık gideyim. Annem konser için bana giysi almak istiyor. Sizinle sonra prova saatinde görüşürüz, tamam mı? Hoşçakalın. Yine o sıkıcı müzik için başımın etini yemeyeceksin, öyle değil mi? Sen hep ne dersin? Açık görüşlü ol ve dünyayı dinle. Dünyaca ünlü bir orkestra şefi şuracıkta konser verecek. Gelip bizim banyoda bile konser verse umurumda değil. Anne, ben geldim. Geliyorum Max. Bu konuda çok eski kafalısın. Klasik müzik sevmemek eski kafalılık mı oldu? Söylesene evlat, sen olsan gider miydin? İşte buyurun. Sana güveniyorum oğlum. Annenle konuşup ikna et. Belki seni dinler. Çok yakışıklı oldun. Yarın akşam hepimizin göğsünü kabartacaksın. Sen öyle diyorsan ama babam gelmeyecek. Ona bunu nasıl söyleyeceğim? Yüzünün halini gördün mü? Piyano çalarken zaten epey çaresiz görünecek. Ama bu kıyafetin içinde iki kat daha çaresiz görünüyor. Üstelik bizim için kötü reklam olacak. Annesi bunu hiç düşünmüyor mu? Fikrini değiştirmesini sağlayalım. Sağ olun, hoşçakalın. Bayan Belaroz, bana yardım edin. Yalvarırım, annemle konuşun. Eminim sizi dinler. Anlat, ne oldu Leon? Annesi onu midilli binmeye zorluyor. Güya çok iyi midilli biniyormuş. Hatta bir yarışmaya yazdırmış. Ama bu çok saçma. İnanın ben midilli dahisi değilim. Midillilerden nefret ederim. Ama annem beni dinlemiyor. Bunun beni mutlu etmeyeceğinden eminim. Evet, Max'ın piyano çalarken olmadığı gibi. Değil mi Max? Anlıyorum. Merak etme Leon, annenle konuşurum. Ama biliyor musun, bazen çocuklar kendi yeteneklerini kabul etmek istemez. Annem gerçekten bu klasik müzik denen şeyi seviyor mu? Grup olarak mahallenin alay konusu olacağız. Tanıdığımız herkes hip hop seviyor. Eminim konsere gelmeyeceklerdir. Sen öyle san. Herkes Gizemli Dahi'nin kim olduğunu öğrenmeye can atıyor. Of, mahvoldum. Tamam Max. Plan değişikliğine gidiyoruz. Hafızanı kaybetmişsin gibi yapacaksın. O yüzden piyano çalmayı da unutmuşsun. Evet. Ya da parmakların donmuş gibi yapabilirsin. Artık hissetmiyorum dersin. Max, bütün herkese gerçeği ne zaman söyleyeceksin? Ne? Gerçek şu ki... annem beni hiç zorlamadı. Ben klasik müziği çok seviyorum. Topumuzu almaya konağa gittiğim günden beri ders alıyorum. Yani yanlış anlamadıysam bunu bizden aylardır sakladın. Başka ne yapabilirdim? Siz klasik müziği sevmiyorsunuz. Hem Leon sır tutmayı beceremediği için bütün mahalleyi anlatırdı. Ama anlaşılan sen sır tutmakta bir numarasın. Bunca zamandır bize doğruyu söylemedin. Yapma Leon. Max böyle olmasını istememişti. Doğru söylüyorum. Demek sen de biliyordun. Her ikiniz de bizden gerçeği sakladınız. Aferin, daha söyleyecek sözüm yok. Yürü gidelim Leon. Balistik ninjalar tarihe karıştı.
söylemek için yanlış zamanı seçtin. Peki doğru zaman ne zaman gelecekti senin yüzünden bana da küstüler? Ah, bıktım artık. Lamia. Grubu neden dağıttınız ki? Bence dünyanın en saçma şeyi. Konseri iptal edemezsiniz. Durumu düzeltmelisin oğlum. Tabii, düzeltirim baba. Oğlum, dur bir dakika. Niye böyle şaşırıyorum acaba? Olacağı buydu çünkü yalan söyledim. Aklım neredeydi? Nasıl bu kadar kötü olabildim? Şaşkın kötü. Max, kendini böyle hırpalamayı bırak. Gider arkadaşlarından özür diler. Her şeyi anlatırsan eminim seni affederler. Herkese güzel bir müzik festivali dilerim. Gün boyu devam edecek konserlerin ardından sıra büyük olaya gelecek. Maestro Berenboin ve Gizemli Dahiye. Alo. Ha, tabii gelirim. 5 dakika sonra oradayım. Merhaba, siz Maestro Berenboim'sunuz. Bu gece için heyecanlı mısınız bakalım? İtiraf edeyim, biraz söyleyeyim. Ama daha çok gururluyum diyelim. Yani yeni öğrencimle gurur duyuyorum. Olağanüstü yetenekli bir delikanlı. Aa, çok ilginç bir çocuk olmalı. Çocuklar sadece pop ve hip hop dinliyor. Ben bile öyleyim. Lütfen üstünüze alınmayın Maestro. Bence bir şans verseniz klasik müzikten sandığınızdan çok hoşlanacaksınız. Öğrencimin arkadaşları ve ailesi sadece hip hop dinliyor. Özellikle babası. Öğrencim onları üzmekten korkuyor ama ona bir şans verseler yeteneğini takdir edecekler. Lamia, bilmeni isterim ki çok üzgünüm. Özür dilerim. Max'ın piyanoda bir klasik müzik dahisi olduğu kimin aklına gelirdi? Şaşırtıcı bir şey. Evet öyle. Ama o artık bizim arkadaşımız değil. Merhaba çocuklar. Sizden özür dilemeye geldim. Yalan söylediğim için özür dilerim. Öğrenirseniz benimle arkadaş olmak istemezsiniz diye korktum. Yani klasik müzik yüzünden. Hatta babamın bile bundan haberi yok. Ama bir karar verdim. Bu gece büyük sahneye çıkmayacağım. Sadece sizinle konser vereceğim. Böylece ninjalar sonsuza dek birlikte olur. Ne? Bir dakika. Bu işten o kadar kolay sıyrılamazsın ama Max. Evet, doğru söylüyor. Seni çalarken dinlemek istiyoruz. Yoksa bunca ay ders almanın ne anlamı kalır ki? Katılıyorum. Ayrıca T-Rex ninjaların yerini almak üzere. Alo, anne? Max, baban az önce konsere geleceğini söyledi. Oğlum, gelmek istemediğine emin misin? Evet, ben siz gidin. Ama sen geliyorsun değil mi? Taksimi aldığımda Bay Berenboim'a söz verdim bir kere. Sahnede bol şans bir tanem. Biliyor musun, bir ara Gizemli Dahi'nin bizim oğlan olduğunu sandım. Sence de çok saçma değil mi? Bravo! Müthişti! Bravo! Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sıra olağanüstü bir yeteneğe ve cesarete sahip delikanlıyı tanıtmaya geldi. Piyano sevgisi yüzünden arkadaşlarını ve ailesini düş kırıklığına uğratmaktan korksa da bugün size Chopin'in Fantasy Impromptu'sunu çalacak. Şimdi karşınızda Max Belero. Hey! Bravo! Bravo! Thank you.
Her zaman söylediğim gibi müzik bizi birleştirmek için var. Nereden gelirsek gelelim, ne düşünürsek düşünelim. Şimdi sahneye bir grubu davet ediyorum. Balistik Ninjalar. Biz dosttan da öteyiz. Balistik Ninjaları. Bizi duyduğunuzda başkaları kıskanmasın. Bize bakıp alınmasın. Çünkü biz alev gibiyiz. Etrafımıza ışık saçarız. Hey!